Hayret nedir? Hayret bir şeye hayret etmek. Bilmedin, ummadın bir şey çıkıyor ya karşına. Aa, hayret ettim, böyle tahmin etmiyordum, böyle bilmiyordum. Öyle değil mi? Bu ne? Hayret ettik diyoruz değil mi? Bu işte hayret. Şimdi hayret nedir dedi. Ben de hayretin karşılığı olarak hayret bu. Ummadığın, tahmin etmediğin, bilmediğin bir şeyin meydana çıkması. Yani onu görmen, onunla karşılaşman. Bu normalde hayreti tanımlamak için hayret bu. İşin bir de tabii bu ilmen hayret bu. İşin tabii Yusuf bunu sorarken sufilik noktasında hayret nedir diyor. Bu da işin başka tarafı. Mesela ilmi noktada hayret. Yani bir kimse o güne kadar o ayet-i kerimeyi okumamış, okuyor. Aa, bu manaya geldi. Hayret ediyor. Aslında bir daha okuyor. Bir daha okuduğunda mananın değişik versiyonunu veya değişik veçesini görüyor. Bir daha hayret ediyor. Bakın, hayretler değişmeye başladı. Bu sefer o kimse hani Kur'an'ın veya hadis-i şeriflerdeki bazı şeyleri ilmi olarak vakıf oluyor. Vakıf oldukça ne yapıyor? İlmi olarak hayreti artıyor. İlmi olarak. Bu işin bir de nesi var? Bir de hani aynel yakini var. Aynel yakin olarak baktığımızda o kimse artık böyle o şeyi görmeye başlıyor. Bakın, onu görmeye başlıyor. Okuduğu ayet-i kerimeyi eğer bir olaysa, yaşanan bir şeyse, onu görüyor. Ayet-i kerimeyi okurken görüyor. Bu manevi olarak görüyor. Bu da ne? Bu da aynel yakin noktasında hayret. O kimse artık örneğin işte namaza durdu. Kıble ne tarafta? Beytullah'ta. Allahu Ekber dedi, namaza durdu. Beytullah'ı aynel yakin olarak gördü. Beytullah şakkada gözünün önüne geldi. Aynel yakin kıblesini gördü. Veya elhamdülillahi rabbil alemin dedi. Aa, alemlerden bir perde önünde. Alemlerin Rabbi. Bir alemi o esnada Fatiha'nın birinci suresinde gördü, kaldı. Elhamdülillahi Rabbil Alemin dedi, kaldı. Neden? Gitti kafa oraya. Orada manevi olarak o alemi seyrediyor, hayret. Değişiyor, değiştikçe değişiyor, değiştikçe değişiyor. O bir, hatta belki de kendinden geçiyor. Bir daha elhamdülillahi rabbil alemin diyor. Elhamdülillahi rabbil alemin. Elhamdülillahi rabbil alemin. Fatiha birinci surede kaldı. Dışarıdan birisi olsa diyecek ki kırık plak gibi takıldı. Geri kalanını unuttu herhalde diyecek. O elhamdülillahi rabbil alemin de devam ediyor. Ne oldu? O görmediğini görmeye başladı. Aynel yakin. Hayret. Hakkel yakin hayret. Artık o olayın içinde. Hakkel yakin hayret. Olayın içinde. Hani Şeyh Efendi Hazretlerine buradan bir atıfta bulunayım. Hani Bedir'de bulundu muhabbeti var ya. Hakkel yakin hayret. Orada yaşamış. Orada o savaşa katılmış gibi hayrette kalıyor. Ve ona net bir şekilde inanıyor. Bedir'de ben de varım. Onun normalde hayretin ayrı bir zirvesi. Dervişan onu anlamadığından ne alakası var ya Bedir sahabeleri adıyla, sanıyla, kütükleriyle belli diyor. O da onu söylerken bunun bir manevi hal olduğunu deklare etmiyor, şart düşmüyor. Bunu böyle söyleyip atınca kenara dervişler de diyor ki yani böyle bir şey mi olur ya diyor, ne alakası var diyor. Bu ne? Hakkel yakin, hayret. O kimse Hud suresini okuyor,
Hud kavminin helak edilişini yaşıyor orada. Hakkel yakin olarak. Neyin ne olduğunu görüyor. O esnada ayet-i kerime diyor ki, işte biz onlar orada dona kaldık diyor. Dondurduk, bitirdik bu manada veya dağıttık. Ama orada olayın ince ayrıntısında nasıl yaşanıldığını bizatihi orada bizatihi yaşayaraktan orada yaşayaraktan görüyor. Bu da ne? Bu da hakkel yakin hayret. Bunun normalde bir de ne var? Mesela bu o kimse artık perdeden perdeye, hayretten hayrete geçerken hakkel yakin noktasında yaşıyormuşçasına geçmesi. Bakın izliyormuş gibi değil, yaşıyormuşçasına onu yaşaması. Bu da ne? Bu da hakkel yakin hayret. Ha Cenab-ı Hak hepinize bu hayretlerde dolaştırdıklarından eylesin. Amin.